Üniversite Televizyonu'ndan herkese merhaba. Güncel programıyla karşınızdayız. İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kickbox Şampiyonası'nda galibiyet, Konya Spor Lisesi öğrencisi Çetin Karapınar'ın oldu. Bu hafta programımızda Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu ve Konya Spor Lisesi öğrencisi, aynı zamanda Selçuklu Belediyespor'da milli sporcu olan Çetin Karapınar bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tebrik ederim. Ülkemiz adına bu gibi şampiyonluklar bizim için çok gurur verici. Aynı zamanda tabii ki bu şampiyonluğun Konya'dan çıkması da mutluluk verici. İlk olarak bu başarılı yollarda attığın ilk adımlardan başlayalım. Spor kariyerin nasıl başladı? Spor kariyerim 8 yaşımda ailemle beraber izlediğim televizyon filmi Çelik Yumruklar filminde ilham alarak evde antrenman yapmamla beraber abim Ekrem Karapınar'ın yanında Selçuklu Belediyespor'a yazılmamla başladı. Bu şekilde Mevlüt Aker hocam da bendeki yeteneği keşfederek müsabık olarak seçti ve antrenmanlara öyle başladım. Peki spor kariyerim böyle başladı ama spor lisesini tercih etme sebebin neydi? Mevlüt Aker hocam spor lisesinin bana daha katkılı ve daha faydalı olacağını söyledi. Spor yönünde de bana yardımın çok dokunacağını söyledi. Bu şekilde Haziran ayında kayıtları başlayan okulumuza online olarak kayıt oldum. Ve ardından Temmuz ayında yapılan yetenek sınavıyla okula seçildim. Tabii ki bunca emek ve çabanın karşılığında birçok başarı elde ediyorsun. Bu başarılarından ve şampiyonluk süreçlerinden bahsedebilir misin? 4 Türkiye şampiyonluğum, bir Dünya Kupası ikinciliğim ve en son Kickbox İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinciliğim var. 9 yıldır antrenman yapıyorum. Mevlüt Aker hocam ve Sebahattin İnceli hocam Selçuklu Belediyespor Kulübü'nde düzenli olarak antrenman yapıyorum. Hocalarımın katkıları bu süreçte çok fazla oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İtalya'da dünya şampiyonu olduğunu öğrendiğin an neler hissettin? Duygularını aktarabilir misin? Çok mutlu oldum. Elim kalktığı anda hemen hocama gidip sarıldım ve Türk bayrağımızı alıp ringde bir tur attım. Türk bayrağımızı dalgalandırdıktan sonra rakip tarafa selam verip bu şekilde bayrağımızı öperek ringden indim. Peki bundan sonraki süreçte 12. sınıf öğrencisi olarak hem spor anlamında hem kariyer anlamındaki hedeflerin nelerdir? Beni yetiştiren hocalarım gibi öncelikle iyi bir antrenör olmak isterim. Ahlaklı ve disiplinli sporcular yetiştirmek isterim. Eğitim anlamında ne gibi hedeflerin var? Çünkü üniversite öğrencisi olacaksın yakın zamanda. Ne düşünüyorsun? BESYO okumayı düşünüyorum. Bu yönde çalışıyorum. Umarım dilediklerin olur. Hocam bu noktada size dönmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu başarılı öğrencilerin geçtiği bir durakta Konya Spor Lisesi. Siz de bu lisenin müdüriyetini yapıyorsunuz. Lisedeki eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Okulumuz Konya Spor Lisesi 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Konya Selçuklu ilçemizde hizmet vermeye başladı. Ben bu okula 2015 yılında müdür olarak atandım. 2015 yılından bu yana 7 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Okulumuzda 4 idareciyle birlikte 24 öğretmen, küçük bir aile gibi hem Konya'mıza, Selçuklu ilçemize, hem diğer ilçelerimize, hem de bölgemize hizmet veren bir devlet okuluyuz. Okulumuz Konya Spor Lisesi 54 milli sporcusuyla bugün 9, 10 ve 11. ve 12. sınıf olmak üzere 12 şubeden oluşuyor. 420 öğrencimiz var. Hem Konya şampiyonluklarımız, hem Türkiye şampiyonluklarımız, hem ulusal, hem uluslararası Avrupa, dünya şampiyonluklarıyla bölgemize hizmet veren bir devlet okuluyuz. Okulumuz 28 ayrı branşta, 68 ayrı kategoride okul spor faaliyetlerine, spor bakanlığımızın düzenlemiş olduğu okul spor faaliyetlerine katılıyoruz. Burada da Konya şampiyonlukları elde ediyoruz. Hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda. Elde ettiğimiz Konya şampiyonluklarıyla gruplara gidiyoruz. Oradan daha sonra yarı final ve Türkiye şampiyonlukları elde ediyoruz. Burada da takım sporlarında
futbol, voleybol, basketbol, handbol, masa tenisi, korfbol, rugby gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra bireysel sporlarda Çetin'in elde ettiği dünya şampiyonluğu gibi kickbox, tekvando, wushu gibi birçok alanda bireysel sporlara da hizmet veriyoruz. Özellikle halter branşını bahsetmek isterim bu arada. Daha önce mezun olan Dilara kızımız gençlik olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu olmuş. Dünya şampiyonluğu elde ettikten sonra olimpiyat şampiyonu olmuş. Dilara kızımız okulumuzun adını tüm dünyaya duyuran bir öğrencimizdir. O geçen günlerde yaptığı dünya şampiyonasında yine bir derece elde edip 2024 Paris olimpiyatlarında yarışma kotası elde etmiştir. Hocam gerçekten Konya Spor Lisesi olarak bir değil birçok başarıya imza attınız. Biz de sizleri buradan tebrik ediyoruz tekrardan. Peki öğrencilerin Konya Spor Lisesi'nden mezun olması ilerleyen süreçte hayatlarında hem akademik anlamda hem de kariyer anlamında ne gibi fırsatlara yol açıyor? Okulumuzda başarı elde etmiş öğrenciler 12. sınıftan mezun olduktan sonra BSC olarak bilinen Spor Bilimleri Fakültesini en çok tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra polislik, Milli Savunma Üniversitesi'nde askeriye de görev almak için sınavlara giriyorlar. Bu sınavlarda başarı elde eden öğrencilerimiz Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği alanlarında daha sonra ülkemize, Konya'mıza hizmet veriyorlar. Sportif başarı elde eden öğrencilerimiz için bu üniversitelere yerleştirilirken ek puan kazanmaları bizim okulumuzu hem milli öğrencilerin hem diğer sporcu öğrencilerin tercih etmesi çok güzel oluyor ve okulumuzu başarılı öğrencilerin ahlaklı davranışlarıyla örnek olan öğrencilerin okulumuzu tercih etmesi aynı zamanda da üniversiteye bir basamak olarak spor liseleri olarak katkı sağlıyoruz. Spor liselerine öğrenciler ortaokul 8. sınıftan itibaren hazırlanıp 8. sınıfın sonunda Haziran ayı gibi okulumuza ön kayıt yapılıyor. Burada yaklaşık her yıl 300 civarında kız ve erkek öğrenci okulumuza başvuruyor. Bizler bunlar içerisinde Temmuz ayında yaptığımız yetenek sınavıyla öğrencilerimizi 9. sınıfa 90 öğrencimizi kayıt yapıyoruz. Daha sonra Eylül ayı geldiğinde milli sporcu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi öğrencisi ya da Sporcu Eğitim Merkezi öğrencileri ise okulumuza sınavsız olarak başvurmaları halinde yerleştiriliyor. 8. sınıf sonunda yetenek sınavına başvuran öğrenciler Temmuz ayında yapılan 5 ayrı yetenek sınavıyla okulumuzu kazanmaya hak ediyorlar. Bu şekilde eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Eğitim öğretim faaliyetlerimizde ilçe milli eğitim müdürümüzün Turan Kayacılar Bey'in, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit Bey'in okulumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Spor Müdürümüz Mehmet Kolay Bey, Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Çakar Bey ve Selçuklu Belediye'miz gerçekten bu konuda Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırmacı Bey okulumuza her türlü sportif faaliyetlerde gerçekten büyük katkı sağladıkları için bizlere Çetin Karapınar gibi öğrencileri kazandırdıkları için, spora verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan Uğur İbrahim Altay Bey'e de okulumuza sağladığı katkılardan, desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam şunu da sorayım. Birçok isimden bahsettiniz. Size birçok öğrenci kazandırdıklarından bahsettiniz. Siz de başarılı öğrencileri ilerleyen dönemlerde kulüplere ya da takımlara yönlendiriyor musunuz? Okulumuzu kazanan öğrenciler daha önceden eğer herhangi bir kulüp aracılığıyla bize tercih etmişlerse zaten o kulüplerinde devam ediyorlar. Bu konuda da bizlere en büyük desteği Selçuklu Belediye Spor Kulübü, Meram Belediye Spor Kulübü ve Büyükşehir Belediye'mizin spor kulübü çok büyük destekler oluyor. Bunun yanı sıra bizim en büyük okulumuzun isminden de anlaşılacağı üzere destekleri Konya Spor Kulübü. Hem futbol anlamında hem basketbol anlamında hem diğer bazı branşlar anlamında çok büyük destekler oluyor. Bunun yanı sıra Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Spor Kulübü'nün
okulumuza çok büyük. Özellikle Halter Bunaşı'ndaki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi öğrencileri okulumuzu tercih ediyorlar ve özellikle halter branşında çok büyük başarılara, judo branşında çok büyük başarılara, kickbox branşında çok büyük başarılara hem Konya, hem Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası bu branşlarda başarılara kulüpler sayesinde, kulüplerle işbirliği sayesinde biz bu başarıları elde ediyoruz. Okulumuza eğer herhangi bir öğrenci kulüp bağlantısı olmaksızın gelmiş ise bizler o öğrencileri 9. sınıftan itibaren belirleyip hem belediye spor kulüplerine hem Konya Spor Kulübü'ne hem de diğer kulüplere branşına uygun olarak, yeteneğine uygun olarak yönlendiriyoruz. Kulüp işbirliği olduğu zaman başarı geliyor. Kulüple okul bir arada olmazsa, eğer çekişmeli olursa, birbirini rakibi gibi görülürse o zaman başarı gelmez. O yüzden biz, ben kendi adıma söylemek istersem, 2015 yılından bu yana tüm spor kulüpleriyle, hem özel hem kamu spor kulüpleriyle bir arada işbirliği halinde hocalarıyla diyalog içerisinde olarak şu anki bu seviyelere okulumuzun gelmesini, öğretmenlerimizle birlikte, antrenörlerimizle birlikte bu seviyeye gelmesini sağladık. Eğer kulüplerle iletişim halinde olmasak asla başarı gelmez. O yüzden buradan tüm antrenörlerimize, öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Peki hocam, bu konuyu Çetin üzerinden örnek vermek istiyorum. Çetin 8 yaşından beri spor yaptığını söyledi ve kickbox branşında yapıyor bu sporunu. Sizin okulunuz farklı alanlarda da kendini tanıması için fırsatlar sağlıyor mu? Elbette. Sadece kickbox değil, diğer bütün bireysel sporlar ve takım sporlarında, özellikle mesela rugby branşından bu arada bahsedeyim. Okulumuz geçen yıl rugby takımı kurdu ve kız takımımız hem kulüpler bazında hem de okul sporları bazında Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Daha ilk defa kurduğu bir branşta bile hemen Türkiye şampiyonluğu elde edebiliyor. Burada da hem öğretmen arkadaşlarımızın hem öğrencilerimizin çok büyük başarılar elde ediyor. Bu branşta sadece örnek vermek gerekirse geçen yıl 4 öğrencimiz milli takıma çağrıldı. Bunun 2 tanesi yaşı tutmadığı için Paris'teki düzenlenen olimpiyatlara, okul sporları olimpiyatlarına katılamadı. Ama diğer 2 öğrencimiz daha ilk yıl katıldığı bir branşta milli takıma seçilip olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu bize hem sporun hem eğitimin bir arada spor liseleri aracılığıyla sağlanacağını gösterdi. Hocam, spor lisesinin gençleri spora teşvik etme ve boş zamanlarını verimli geçirmesinin yanı sıra zararlı alışkanlıklardan tutması için de bir farkındalık işlevi var diyebilir miyiz? Tabii ki. Öğrencilerimiz açısından şöyle düşünebiliriz. Öğrencilerimiz sabah çok erken saatlerde, saat 6'da kalkıp okula geliyorlar. 8 saat okulda bulunduktan sonra hemen antrenmanlara devam ettikleri için uzun süre çalışma içerisinde olduklarından dolayı hiç boş vakitleri, akşam 9, 10, 11, 12'lere kadar antrenmanda oldukları için hiçbir boş vakitleri olmadığı için, bir boşluk da oluşmadığı için diğer zararlı davranışları, alışkanlıkları elde edebilecekleri zaten bir vakitleri yok. Sürekli sporun içerisinde olmaları, onları zinde tutmak açısından da zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü herhangi bir zararlı alışkanlıkla bir arada spor asla gitmez. Bunu hem Çetin'de gördüğümüz gibi diğer birçok öğrencimizde de kesinlikle zararlı alışkanlıklardan spor sayesinde uzak durduklarını görmekteyiz. Peki Çetin, biraz önce hocamızla eğitim konusuna değindik. Sen de bir sporcusun, aynı zamanda öğrencisin. Sporun eğitime katkısı hakkında ne düşünüyorsun? Sporun eğitime birçok katkısı vardır. Okulumuzda da hem akademik hem spor dersleri bir arada olduğu için hem üniversite hem lise döneminde daha başarılı olmamızı sağlıyor. Peki spor ile ilgili gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun? Bence her gencin bir spora başlaması gerektiğini düşünüyorum. Her gencin kendine ait yetenekleri vardır ve yetenekleri doğrultusunda hedeflerine hedefler koyup hedeflerine ulaşmaya çalışmalıdır.
Hocam programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Okulumuz adına bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere ve Üniversite TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Katılım sağladığınız için ben teşekkür ederim. Umarım ilerleyen programlarda yeni başarılarınızı ele alır, konu olarak işleyebiliriz. Güncel programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.